Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ay çiçeği motifini yapacağız. Motifimizi 3 tane renkle örüyoruz. Bakınız beyazımızı birleştirme rengi olarak kabul ediyoruz. Kahverengimiz ve kahve köpüğü sarı rengimizi kullanıyoruz. Çiçeğimizi oluşturduktan sonra beyazımızla ise birleştirme işlemini yapıyoruz. Evet şimdi e, motifimizi birlikte örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet motifimizi yapmak için zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincirime gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanlarımı doldurmaya başlıyorum. Toplamda 16 tane trabzanımızı zincir yuvamızın içerisine dolduralım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane trabzanımı ördüm. Şimdi birinci zincir çekerek ördüğümüz trabzanın tepesine batalım. Geçişimizi yapalım. Bir tane zincirimizi çekip orta kısmını örmüş olalım. Şimdi ikinci ve fıstık dolgu olan kısmımızı örmeye başlayalım. Tığıma bir tane zincirimi çektim. Hemen ön yüzünü tutuyorum. Her birinin arasına giriyorum. Bakınız ilk önce derince araya giriyorum. Sabitliyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Ve uzatıyorum. Ilmeğimi başını doluyorum. Bir. Başını doluyorum. İki. Başını doluyorum. Üç. İpimiz çok kalınsa iki tane de yeterli çekiyorum kapatıyorum hemen yanındaki yere giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum tekrar yanındakine giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum sırası ile 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum Bakın çok güzel fıstıklarımız oluyor. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum. Sonuna kadar bu şekilde fıstıklarımızı örelim. Tam 16 tane fıstık dolgumuzu da yaptıktan sonra birinci fıstık dolgumuzun üzerine şöyle gelelim batalım ve bir tane de zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim İkinci rengimizi de bu şekilde tamamladık 16 tane fıstığımız mevcut Evet çiçeğimizin kahverengi kısımlarını ördük açık kahverengi kısmını ördük şimdi sarı kısımlarını Örmeye başlıyoruz ipimi bağladım tığıma Hemen aralara giriyorum bakınız ilk arama giriyorum illa buradan başlamam gerekmiyor İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz bir tane zincir çekerek sabitliyorum şu şekilde ve örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ipimi de şöyle ardından götürmek istiyorum bir tane trabzanı şöyle birazcık uzun bir şekilde örüyorum ikinci kez çekmiyorum tekrar üçüncü trabzanımı örüyorum uzunca çekmiyorum birinci trabzan zincirimiz ve dördüncü trabzanımı örüyorum uzunca çekiyorum hepsini aynı anda çekiyorum bir ve iki tane zincir biri kapatma zinciri biri diğer zincirimiz tığımı başını dolayarak ikinci araya giriyorum bakın biraz uzatıyorum bir giriyorum biraz uzatıyorum 2 3 hepsini tığımda bekletiyorum 4 aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başında doluyorum uzatıyorum biraz 1 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve bütün aralara girerek bu şekilde uç noktamıza kadar gelelim Evet, sarı trabzanlardan oluşan grubumuzu da bitirdikten sonra beyazımızla olan bölümümüzü örmeye başlayalım. Herhangi bir yere yine batalım. Şu şekilde battım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1 bir. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oluyor ve 3. Trabzanımı örüyorum. 1, 2 tane zincir. Aynı yere 3 trabzan daha örüyorum. 1, 2 3 Evet tığımızın başını doluyoruz. Araya zincir çekmeden geliyorum. 1 2 3 3 tane tırabzanım örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden 1 2 ve 3 2 tane 3 3 doldurduk araya zincir çekmedik çünkü aramız zaten dar olduğu için zincire gerek yok 1 2 ve üçüncüyü örüyorum 3 üç. Evet bir çiftli 3 tane de tekli trabzanlarımı ördüm şimdi 3 tane tekten sonra çift olarak trabzanımı örüyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 tekrar aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Evet iki tane köşemizi bu şekilde oluşturduk şimdi 3 tane buradaki gibi tek trabzanlarımızı örelim 3 tane tek trabzanımı ördükten sonra yine köşe yapmak istiyorum bakınız şuradaki sıraya 3 trabzan 1 2 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 diğer sıralarımızı da aynı şekilde örerek tamamlayalım 3 tane tekli 1 tane çift 3 tek 1 çift olarak örelim Evet 3 tane tekli 1 tane çiftli olarak köşelerimizi yaptık ve bu şekilde motifimizi tamamladık Şimdi geçişimizi yapalım birlikte üç tane zincir çekmiştim üzerine gelerek batıyorum Evet arkadaşlar motifimizi tamamladıktan sonra diğer motifimizi de ördüm beyazını kenarını dolandığım rengimi de ördükten sonra bakınız iki tane köşesini tamamladım üçüncü köşemin bir tanesini ördüm bakınız her köşe arası üç tane tekli trabzanımız vardı üçer grup olarak. Köşemizin bir tane üçlüsünü ördüm ve bir tane zincirimi çektikten sonra diğer motifimi alıyorum. Arka yönlerini birbirine denk gelecek şekilde bakınız birbirine değdiriyorum. Ön yüzler her iki motifimiz de dışarıda kalıyor ve başlıyorum birleştirmeyi. Üçlü grubumuzun köşesinin bir tanesini ördük, bir zincir çektim hemen karşıdaki köşeye geliyorum ve iki tane zincir çektiğim yere giriyorum alıyorum ilmeğimi ve bir tane zincir çekerek tekrar yarım motifimi dönüyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra yine karşıdaki motife geçiyorum. Sıradan takip ediyorum. Bir zincir çekmeden geçiyorum. Çekersen pot olabilir. Eğer eliniz çok sıkıysa büzecekse o zaman bir tane zincir çekin şöyle bir deneyin ama eliniz normal ya da gevşekse kesinlikle zincir çekmeden bakın trabzanı ördükten sonra geçiyorum batıyorum ve tekrar yine zincir çekmiyorum bu araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 yarım motifimi örerek ilerliyorum. 3 tane trabzanı ördükten sonra sıraya bakınız. En son batmıştık. Sırada burası. Hemen sıradaki bir zincirin olduğu yere giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar yarım motifimin arasına giriyorum. 3 tane trabzanı örüyorum. 1 2 3 3 trabzanı tamamladım. Yine zincir çekmeden sıraya geçiyorum batıyorum yine zincir çekmeden bu yöne motifimin üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 köşelerimizden sonra 3 tane tekli trabzan grubumuz vardı bakınız ördük buradan bakacak olursak köşemizden sonra 1 2 3 köşemiz 1 2 3 ördük ve birleştiriyorum ve buradaki batacağım sırada köşemi örüyorum 3 tane trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum tam köşemin iki zincir çektiğim yere giriyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum bir zinciri gidişte bir zinciri de dönüşte çekiyorum yine aynı yuvanın içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum artık birleştirme işlemimizi bakınız çok güzel bir şekilde Yaptık şöyle görelim. Şimdi ortadaki üç tane trabzanlı olan bölümümüzü örüyoruz. Evet, motiflerimizi birleştirme işleminden sonra aradaki üçerli trabzanlarımızı da örüyoruz ve başlangıçtaki köşemizdeki ilk zincirden oluşan trabzanma geliyorum. Şu şekilde batıyorum ve bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde motiflerimizi yapalım ve birleştirme işlemlerini bir yarım ördüğümüzden bir daha önceki ördüğümüz ya da birleştirdiğimiz motiflerden birleştirerek istediğimiz örtülerde kullanalım. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.